Yukarıda 5 basamaklı bir sayı veriliyor. 4 ile tam bölünüyormuş. Bu durumda AB 2 basamaklı sayısı 4 ile tam bölünecek. Yani şu AB 2 basamaklı sayısı 4'ün katı olacak. Şimdi bir de şu verilmiş. Bu kuralı sağlayan B'leri arayacağız. Şöyle yazıyorum. A artı 2B eşittir 17. 17'yi verecek şekilde AB değerleri seçeceğiz. Tabii rakam buradaki A ve B'ler. Şurası bir 5 basamak sayı olduğuna göre. Şimdi toplam 17 edecek. Burası çift bir sayı. 2'nin katı. O zaman burası tek olacak. Sonuç tek olacağına göre. Biz A yerine 1 versek burası 16 olur. Karşı yatıp çıkarınca 16. B sayısı 8 olur. 1, 8. Bizim şuraya şeyi de yazayım. AB kısmını da yazayım. Bu durumda bizim AB sayımız yani A1 B8 iken 18 olur. Bu 4'ün katı olmalı. Ama 18 sayısı 4'ün katı değil. Bu olmayacak demek. Bu grup olmayacak. Şuna 2 veremeyiz. 2 verirsek çift olur. Burası da çift. Toplam 17'yi bulamayız. Bu nedenle 3'ü veriyorum direkt. 3 verip karşıya atarsak 17'den çıkarınca 14. B sayısı 7 olmalı. Sayımız 37 bölünmüyor. Geçtik. Buna 5 versek burası çıkarınca şu 6 olmalı. 56. 56 bölünüyor. Bu olabilir. Bu olabilir. Şimdi başka bakalım. Bu 7 olsa tabii 7 olunca şimdi bu çift tek çift bu da tek çıkacak. Buradan da elde etme şansımız olmayacak ama biz yine deneyelim. 7 yazıp karşıya atarsak 10. 10 olması için 5. 75 tek bir sayı. Yani bizim B'imiz tek geliyor. Tek bir sayı 4'e bölünemez zaten. Bunu da atarız. Buna 9 versek başka da olmayacak zaten. 9 verince çıkarınca şurası 4 olmalı. 8 artı 9 17 olacak. Bu durumda sayımız 94. 94 sayısı da 47'nin 2 katı. Bu da bölünmeyecek. Yani 4'e bölünmeyecek. Sadece 56 bölünebilir. B'nin alabileceği değerlerin toplamı isteniyor. Bizim B'miz sadece 6 olabildi. Toplamı da 6 olacak. Başka değer yok çünkü.